Değerli izleyicilerimiz, Akit TV ekranlarında Eğitim Atlası programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bir reklam arası vermiştik. Programımızın bu bölümünde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Sarıbıyık hocamızı konuk ediyoruz. Bize üniversiteyi anlatacak kendileri. Sayın hocam hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Hoş bulduk. Alıyorum hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Üniversitelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün biraz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni tanıyalım istedik. Önce siz kendinizi kısaca bir tanıtırsanız değerli izleyicilerimiz sizi de tanımış olsun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam ediyorum. Ben Mehmet Sarıbıyık. Kahramanmaraşlıyım. Lise eğitimimi Adana'da İsmet İnönü Enstitü Meslek Lisesi'nde yaptım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'ni 1990 yılında tamamladım. Sesim net geliyor evet, mu hocam? Evet hocam, duyuyoruz biz sizi, buyurun. Tamam, peki. Gazi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra girmiş olduğum yüksek lisans sınavıyla birlikte İngiltere'de yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra 2000 yılında tekrar Sakarya'ya döndüm. 2000 ile 2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde muhtelif görevlerde dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, müdürlük, koordinatörlük, dekanlık ve 2018 yılında da yeni kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapmaya başladım. Halen hem Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda başkan vekilliği görevini yürütüyorum, hem YÖK'te mesleki eğitim ile meslek yüksekokulları ile ilgili komisyonda görev yapıyorum. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli hocam, şimdi siz de söylediniz, 2018 yılında kurulmuş çok yeni bir üniversite. İsmi de biraz herhalde farklı, uygulamalı bilimler. Yani evet. Çok tanıdık olduğu bir isim değil izleyicilerimizin. Biraz açar mısınız? Evet. Tabii ki memnuniyetle. Aslında biz de bu aralar tam 4. yılımızı kutluyoruz ama kendimizi tanıtırken de 42 artı 4. yıl diye adlandırıyoruz. Buradaki kastımız aslında şu, bizim köklü bir geçmişimiz var. Ta İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dayanan bir geçmiş, bölünerek kurulan bir üniversite olduğumuz için bu şekilde kendimizi tanımlıyoruz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, evet, normal şartlarda 2018 yılında kuruldu. Üniversitemizdeki sesiniz geliyor hocam. Evet. Biz alıyoruz. Evet. Buyurun. Üniversitemizde şu anda aslında bakacak olursak yeni bir üniversite gibi olsa da aslında uygulamalı bilimler adıyla kurulan iki üniversiteden bir tanesi olarak bir Isparta Uygulamalı Bilimler, bir de Sakarya Uygulamalı Bilimler var. Uygulamadan kastımız, biz öğrencilerimizi, siz de biliyorsunuz Sakarya'daki uygulamayı başlattığımız yıllarda bir de mesai arkadaşlığımız var. Evet, evet. Bir dönem öğrencilerimizi tam zamanlı olarak iş yerlerine gönderiyoruz. Bu bizim için çok kıymetli bir uygulama. O da sizin başlattığınız bir çalışmaydı yanlış hatırlamıyorsam. 7 artı 1 şeyi, modeli. Evet. Doğrudur hocam. Meslek yüksekokullarında 2010 yılında başladığımız bir uygulama, evet, ile bu uygulamaya başlamıştık. Onunla ilgili biraz daha detaylı bilgi veririz ama evet, ben üniversiteyle ilgili biraz daha detay verecek olursam şöyle. Yani uygulama konsepti içerisinde çalışıyoruz. Bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Evet. Şu anda üniversitemizde işte 6 aktif fakültemiz, 12 aktif meslek yüksekokulumuz, bir enstitümüz, bir yüksekokulumuz var. 25 bin civarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var. Bu 25 bin öğrencinin içerisinde 3 bine yakın uluslararası öğrencimiz var ve bu uluslararası öğrencilerimiz 78 farklı ülkeden uluslararası öğrenci. Bunu da önemsiyoruz. Aslında burada belki kısaca bahsetmek lazım. Evet. Ağırlıklı olarak gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilerimiz bunlar. Bu gönül coğrafyamıza karşı olan sorumluluğumuzu da bir yerde yerine getirmeyi arzu ediyoruz. Tabii ki bu öğrencilerimi biz kendi kültürümüze yetiştirdiğimizde kendi ülkelerine döndüğünde kültür elçimiz oluyorlar. Burada iş dünyasıyla muhatap ettiğimiz için, onlarla birlikte yetiştirdiğimiz için gelecekte bunlar aynı zamanda ticaret elçisi oluyorlar. Ve birçok ülkeden de bir arada oldukları için de tanış oluyorlar.
bu uygulamayı da önemsediğimiz bir uygulama olarak devam ettiriyoruz. Çok güzel değerli hocam. Şimdi bildiğim kadarıyla sağlık, ziraat ve denizcilik gibi alanlarda özellikle aktif eğitim, öğretim veren kurumlar var sizin üniversiteniz bünyesinde. Biraz söz etmek ister misiniz bunlardan? Tabii ki memnuniyetle. Aslında bizim sağlık, denizcilik ve ziraat üniversite kurulduktan sonra yeni kurduğumuz birimler. Bizim evet. En köklü fakültemiz teknoloji fakültesi ki Sakarya ölçeğinde düşündüğümüzde sanayinin çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Tabii. Özellikle tarımın yani şehrin her yerinde tarımın çok rahat üretilebildiği bir şehirdeyiz. Aynı zamanda da turizmle ilgili olan kısım da burada tabii ki var. Hı hı. Turizmin termalin olmasıyla birlikte sağlığın da önemli olacağını düşünerek biz aslında bunların hepsini kapsayan bir üniversite olmaya çalışıyoruz. Okullarımızdan turizm fakültemiz buranın turistik beldesi olarak söyleyebileceğimiz ve aslında İstanbul'un hemen yanı başında çok rahatlıkla gelinen bir yer olan Sapanca'da turizm fakültemiz, turizm meslek yüksekokulumuz, yer alıyor. Teknoloji fakültemiz şu anda Esentepe kampüsü içerisinde ve iş dünyasıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Bu şehirde şu anda aktif 7 organize sanayi bölgesi var. Evet. Bu 7 organize sanayi bölgesinin 12'ye çıkmasıyla ilgili çalışmalar var ki bu da aslında mühendislik alanlarını son derece önemli hale getiriyor. Biz de akredite bir mühendislik eğitimine sahibiz teknoloji fakültemizde. Yine şehrin Akyazı tarafında sağlıkla ilgili olan fakültelerimiz, sağlık bilimleri fakültemiz, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuz var ve burada da termalin olduğu için özellikle sağlık turizmini öne alıyoruz. Burada son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yine üniversitemize bağlı spor bilimleri fakültemiz var. Günümüze giderek artan yine spor turizmini, turizm fakültemize entegre çalışarak, sağlık turizmini yine turizm fakültemize entegre çalıştırarak yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz. Aslında biz üniversite olarak şehrin her yerinde var olan ve şehri tamamen kucaklayan bir üniversite konumundayız Sakarya'da. Sakarya'nın yeni üniversitesi olarak. Çok güzel. Değerli hocam, iki şey dikkatimi çekiyor üniversitenizde. Birincisi, dünyanın her yerinde geçerli bir diploma veriyoruz diyorsunuz. Bir diğeri de Sayın Cumhurbaşkanımızdan YÖK Üstün Başarı Ödülü almışsınız. Bunları biraz açar mısınız? Tabii ki. Aslında biz uluslararasılaşmayla birlikte bunu önemsediğimiz için vermiş olduğumuz diplomaların da uluslararası geçerliliğe sahip olmasını önemsiyoruz ki buna Türkiye'deki adı bunun akreditasyondur. Akreditasyonla ilgili teknoloji fakültemizdeki tüm mühendislik alanları şu anda akreditasyona sahip. Hatta zamanında teknoloji fakültelerinde ilk akredite olan fakülteydi. Teknoloji fakülteleri içerisinde vermiş olduğu diploma uluslararası geçerli diploma. Turizm fakültemizdeki yine akreditasyonla ilgili çalışmayı önemsedik ve turizm işletmeciliği bölümümüz yine uluslararası akreditasyona sahip oldu. Spor bilimleri fakültesinde çok yaygın olmayan bu akreditasyon olayını biz yine bu kalite kültüründen hareketle spor bilimleri fakültemizi de akredite etmeye çalışıyoruz. Bu bizim için son derece kıymetli. Vermiş olduğumuz diplomanın işe yarıyor olması kıymetli buluyoruz. Evet. Bu ödülden bahsedecek tabii. Olursak tabii ki aslında bu bizim yani üniversitemizin köklerinin sağlam olduğunun da bir göstergesi. 2018 yılında kurulan bir üniversite, 2019 yılında YÖK Üstün Başarı Ödülünü aldık. Teknoloji fakültemizde çok güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özellikle kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan bir cihazla ilgili başvurumuzda YÖK Üstün Başarı Ödülüne layık görüldük ve Cumhurbaşkanımızın elinden almış olduk. Bu da üniversitemiz açısından son derece kıymetliydi. Ve yeni bir ödül daha aldık aslında son zamanlarda. Bu da Kalder tarafından, Türkiye'deki Kalite Derneği tarafından da ilham veren kamu projeleriyle ilgili olan kategoride artı bir uygulamalı eğitim modeliyle ilgili olan kısımda da bir ödül almış olduk. Bu da bizim için son derece kıymetli tabii ki. Yani ödüllerinize yetişemiyoruz maşallah diyelim. Nazar değmesin. Bu artı bir modelinden biraz söz eder misiniz hocam? Kalder'den aldığınız bu ödülün nedeni evet. Olan artı bir memnuniyetle eğitim şöyle modeli. Ki artı bir uygulamalı eğitim modeli biz öğrencilerimizi iş dünyasıyla birlikte yetiştiriyoruz. Buradan kastımız da şu. Artık aktif öğrenme denilen bir kavram giderek yaygınlaşıyor. Yani öğrencinin yaparak öğrenmesi,
işin içerisinde bizzat görev alarak öğrenmesi son derece önemli hale geliyor. Tabii ki bunun için aslında ne ihtiyacımız var? Atölyelere, laboratuvarlara ihtiyacımız var. İmkanlarımız ölçüsünde bunları yeniliyoruz ama bu yenilikler ayak uydurabilmenin aslında kestirme yolunu biz öğrenci iş dünyasına göndermekte bulduk. Şöyle ki iş dünyasına 2011 yılında şöyle bir çağrı yaptık, birlikteliğe var mısınız diye. O çağrıyla birlikte, iş dünyasıyla birlikte çalışıyoruz. Ve öğrencilerimizi bir dönem tam zamanlı işletmelere gönderiyoruz. Öğrencilerimizin sigortasını biz yapıyoruz. Hatta bizden sonra başladıktan sonra kanuni bir takım düzenlemeler de gerçekleştirildi. Mühendislik grubunun, FEME mühendislik grubunun ücretlendirmesiyle ilgili olan kısımda devletimizin katkıları oldu. Ve öğrencilerin parasını, asgari ücretin 1/3 kadar parayı direkt öğrencilere ödüyorlar. Bu son derece kıymetliydi. Biz öğrencilerimizi işletmelerle bir dönem göndererek iş tecrübesine sahip nitelikli insanlar olmalarını sağlıyoruz. Daha okulu bitirmeden deneyim sahibi olmalarını sağlıyoruz. Tabii iş dünyasının da nitelikli insanlara daha kolay ulaşmasının yolunu açıyoruz. Burada bir diğer aslında saklı olan ve görmemiz gereken bir fayda da şu. Aslında bir vesileyle hocalarımızın da iş dünyasıyla muhatap olmalarını da sağlıyoruz. Yani eskiden iş dünyası kendi işine bakan bir durumdaydı. Hocalarımız kendi çalışmalarına bakan bir durumdaydı. Ve ortak iş yapılamazken şu anda tanış olmanın vermiş olduğu kolaylıklarla aslında birlikte iş yapmanın yolunu açmış olduk. Ve şu anda birlikte iş dünyasıyla birlikte iş yapıyoruz. Bunun sonucu olarak da aslında ortaya çok güzel ürünler de çıkıyor. İşte bir firmamızda, Sakarya'daki bir firmamızda mesela 14 tane mühendisimiz şu anda bizim teknoloji fakültesi mezunlarımızdan çalışıyor. 4 tanesi müdür düzeyinde çalışan mühendislerimizden oluşuyor. Böyle birçok firmanın nitelikli insan ihtiyacını, nitelikli Ar-Ge ihtiyacını da karşılıyoruz. Ve yapmış olduğumuz çalışmalar da aslında yapılabilir Ar-Ge'ye dönüşüyor. Yani hocalarımız iş dünyasıyla tanış olduktan sonra onların ihtiyaçlarına yönelik olarak Ar-Ge yapmaya başlıyor. En son yine işte farklı haber kaynaklarında da yer aldı. İş dünyasından bir temsilciyle yapılan çalışmada zirai drone üretti hocalarımız. Bu drone'la birlikte de aslında yapay zeka ağırlıklı uygulamayla yeni bir çığır açmış oldu. Yapılabilir işler yapmanın peşindeyiz. Nitelikli insan yetiştirmenin peşindeyiz. İş dünyasının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayla ilgili çalışmaların peşindeyiz. Bu tabii şöyle bir şey anlaşılmasın, öğrenci kardeşlerimiz yanlış anlaşılmasın. Biz iş dünyasına insan yetiştiriyoruz derken iş dünyasına çalışan insan, illa çalışan insanı kastetmiyoruz. Biz aynı zamanda girişimciliği de önemsiyoruz. Girişimci insan da yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin proje tabanlı yetişmesini sağlıyoruz. Gelecekte onların iş kurmasını destekliyoruz. Hatta en son TÜBİTAK'tan 108 öğrenci projemiz geçti. Bu ki aslında öğrenci merkezli eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesiydi. Bu da bizim yine +1 ile ilgili iş dünyasıyla olan entegrasyonumuz sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi diyebiliriz. Bu +1 hakikaten çok önemliymiş. Ben de şimdi siz anlattıkça vakıf oldum. Özellikle bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz mottonuz bu konuda son derece kıymetli ve artı. Yani şöyle düşünüyorum ben açıkçası, bir öğrencinin bugün en büyük kaygılarından birisi iş ve gelecek. Siz bunu bu +1 projesiyle üniversitedeyken neredeyse büyük oranda halletmiş oluyorsunuz. Bu oldukça önemli. Peki değerli hocam, evet, vaktimiz de sınırlı tabii. Siz aynı zamanda öğrenci odaklı bir üniversitesiniz. İsterseniz biraz bundan da söz edelim. Sonra son sözlerimizi almış olalım. Tabii ki. Şöyle, aslında öğrenmenin temel kaynağı işte aktif öğrenme diye adlandırdığımız öğrencinin bir işin içerisinde aktif olmasıyla ilgili olan kısım son derece kıymetli. Meşhur bir Çin atasözü var. Yaparsam öğrenirim, işte duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım şeklinde. Biz onun için o yaparsam öğrenirim kısmını son derece önemli buluyoruz. Öğrencilerimizin bu entegrasyonla birlikte aslında yaparak öğrenmesi, aktif öğrenmenin metotlarını kullanarak öğrenmesini önemsiyoruz. İşte bunlar içerisinde öğrencilerimizin mesela kendi yaptıkları, özellikle Teknofest ile ilgili olan kısma belki burada değinmek lazım. Kendi yaptığı çalışmaları son derece kıymetli buluyoruz. Hatta bu Teknofest yarışmalarında kendi hocalarımızın da katkılarıyla girdikleri yarışmalarda da dereceler elde ediyorlar. Burada kıymetli olan şu Sayın Hocam,
öğrenci kendi yapmış olduğu işi daha kıymetli buluyor. Kendi evet. yapmış olduğu aktiviteyi Tabii. daha çok benimsiyor. Aynen öyle. Hatta organizasyon yaparken onlara şunu rica ediyorum. Kendiniz organize edin ki daha rahat katılım sağlıyorsunuz diye. Biz onu da önemsediğimiz için öğrencinin bizzat işin içerisinde olması, hele bugünümüzde işte bazılarının Z kuşağı dediği ama doğru olanın belki de Zafer kuşağı diye adlandıracağımız, geleceğimiz olan gençlerin kendilerinin yapmış olduğu aktiviteleri çok kıymetli bulduğunu göz ardı edemeyiz. Biz de onun için aslında bu Teknofest'i çok önemsiyoruz. Öğrenci kendi yaparak öğreniyor. Aslında ders dışı da olduğu halde öğreniyor. Onun için bir Türkiye'de yine bir ilk olan Teknofest teknoloji yarışmaları araştırma ve merkezi kurduk. Teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü kurduk. Bir hocamızın koordinasyonunda tüm ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İşte burada farklı yarışma grupları, arabamızın motorunu kendi hocalarımız üretiyor. Yine savaşan İHA'larda çok büyük başarılar elde ettiler. Sürü İHA'da, roket yarışmalarında, uçan araba yarışmalarında, tasarım yarışmalarında son derece öğrencilerimizin kendi gayretleriyle elde ettikleri başarılardan yani hangi birinden söz edeyim desem yeridir yani işin doğrusu. Hocam valla hayranlıkla dinliyoruz. Gerçekten her alanda yani bir yandan öğrencinin iş bulmasına yaptığınız katkı, bir yandan işte 4 yılda 20 araştırma merkezi kurmuşsunuz. Şimdi notlarıma bakıyorum. Aslında evet. konuşulacak çok şey var. Tabii uygulamalı bir üniversite olunca hakikaten her alanda öğrencinin gelişimine katkı sunmaya çalışıyorsunuz. Şöyle son bir yarım dakika içerisinde son sözlerini alırsak sizin kapatacağız. Buyurun. Evet. Ya Sakarya güzel bir konumda yer alıyor. İstanbul'a 1-1,5 saatlik mesafede, Ankara'ya 2 saatlik bir mesafede. Doğanın en güzelliklerini yaşadığımız bir şehir. Deniziyle, gölüyle, yaylalarıyla, iklimiyle, ziraatıyla, sanayisiyle, turizmiyle gerçekten güzel bir şehir. Biz de öğrenci kardeşlerimizin bu şehirde okuması, bu üniversiteyi tercih etmesini arzu ediyoruz. Burada öğrenci arkadaşlarımıza da şunu diliyorum. Yani tabii bir çaba gösterdiler, bir emek verdiler. Canı gönülden arzu ediyorum ki onlar gönüllerine göre bir okulu kazansınlar. Ve gönüllerine göre severek okuyacakları bir okul olsun bu. Sonuçta da bitirdiklerinde de severek çalışabilecekleri bir iş bulmalarına katkı versin. Ve hayatta mutlu olsunlar. Yani aksi takdirde insanın sevmediği bir işte çalışması, sevmediği biri ise evlilik yapmış gibi bir durum ortaya evet, çıkarıyor ki bu da son derece önemli. Bir işi severek yapmak önemli. Herkese severek okuyacakları ve bitirdikten sonra da severek çalışacakları, iş bulacakları bir okul kazanmalarını temenni ediyorum. İnşallah değerli hocam. İnşallah gençlerimiz mutlu olsun ki ülkemizde kalmak istesin ve bu ülkeyi sevsinler. Bu ülkenin gencinden başka da hazinesi yok. Sayın Rektörüm çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programlarda tekrar sizi görmek dileğiyle sizlere veda ediyoruz. Ve değerli izleyicilerimiz bugünkü Eğitim Atlası programının da sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.